Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızdan ana vatanımız Türkiye'ye, Türkiye'yi yöneten siyasetçilere başta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajlar var. Seçim döneminde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza verilen sözler ne kadar tutuldu? Evet yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın şimdi iktidarda bulunan AK Parti'ye sorularını yöneltiyorum. Bu sorular aynı zamanda AK Parti'nin 2023 seçim beyannamesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza verilen sözler. Bakalım neler var ve bunların hangileri gerçekleşti. Birinci soru. Geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların 130 günlük kalma süresini tamamladıktan sonra tekrar Türkiye'ye getirilebilmesi için yurt dışında en az 185 gün kalma şartı 30 güne düşürülecek. Bu söz yerine getirildi mi? Hayır, getirilmedi. Emeklilere 4 yıllık Türkiye'de araçlarını bırakma müsaadesi verildi ancak Bununla ilgili olarak AK Parti hükümeti henüz bu sözünü yerine getirmedi. Şimdi bundan Sayın Cumhurbaşkanının haberi var mıdır yok mudur biraz sonra konuşacağız. Kıymetli izleyicilerimiz aynı zamanda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın araçları ile ilgili Türkiye'de kullanımları ile ilgili çok sayıda şikayet var. Yurt dışında yaşayan vatandaşımızın aracı başkası tarafından kullanılmıyor ya yurt dışında yaşayan annesi, babası, çocukları tarafından kullanılacak ve bunlar da araç Türkiye'ye girdiğinde son bir yılda 185 gün yurt dışında olmuş olmaları gerekiyor ve ikametgahlarının da yurt dışı olması gerekiyor. Yani o kadar zor bir kanun ki ben vatandaşımı nasıl zor duruma düşürebilirim diye çıkartılan bir kanun bunun da değişmesi gerekiyor araçlarla ilgili ciddi şikayet var artık lütfen bunu görün Ali kullandı yok Veli kullandı arkadaşlar aracın gümrük değerinin üçte biri kadar para cezası yazılıyor vatandaşa başka biri kullanırsa ve araç sınır dışı ediliyor Örneğin aracın Türkiye'deki değeri 4 milyon vatandaşa Eğer başka biri kullanırsa 1 milyon 250 bin TL para cezası yazılıyor bu kadar yüksek cezamı olur arkadaş yani başkası kullanınca ne olacak ne olacak yani? Yine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ikinci sorusu. Yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanınacak. Bu vaat yerine getirildi mi arkadaşlar? Hayır, getirilmedi. Vatandaş emeklilik parasını ödemiş. Türkiye'ye bir kuruş borcu yok. Siz bu vatandaşı neden emekli etmiyorsunuz? Merak ediyorum. Bu kanunu 2 yılı geçmiş olmasına rağmen hala neden çıkarmadınız? yurtdışındaki vatandaşlara ait konu ve taleplerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha güçlü şekilde temsil edilmesine yönelik çalışma ve düzenlemeler yapılacak. Ne yapıldı arkadaşlar? Soruyorum size. Bilen var mı? Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın taleplerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsili ulaştırılmasıyla ilgili bir şey var. Ben bilmiyorum. Bak anlattıklarımızı bir yayın kuruluşu olarak anlatıyoruz, anlatıyoruz. Aylardır anlatıyorum ben bunları. Bir tek adım atılmadı. Bırakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni. Bırakın. Yine seçim vaadi ve vatandaş şunu soruyor. Bu seçim vaadini yerine getirdiniz mi? Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik başta İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir olmak üzere Farklı illerde yeni TOKİ projeleri başlatılacak. Bak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik bu seçim vaadinden sonra başlatılan bir tane proje yok. Bak bir tane yok. Hiçbir tane yok. Yok öyle bir şey. Seçim döneminde bunu vaat ettiler. Oyları aldılar. Sonra Allah'a emanet. Yine vatandaş yine soruyor. Diyor ki seçim vaadini okuyorum. Yurt dışında yaşayan 10 bin gence her yıl eğitim, kariyer gelişimi ve kültürel programlar kapsamında Türkiye'ye götürülecek. Vatandaşların çifte vatandaşlık hakkını destekleyecek hem Türkiye'de hem de bulundukları ülkelerde vatandaşlık haklarından yararlanmaları için gerekli yasal ve diplomatik adımlar atılacak. Yurt dışındaki vatandaşların tatil dönemlerinde Türkiye'ye Türk Hava Yolları ile gidip dönebilmelerini sağlamak öncelikli hedeflerden biri olacak. Bak seçim vaadini okudum bak partinin. Arkadaşlar siz yurt dışında yaşayan gençlerin Türkiye'ye götürülüp getirildiğini duydunuz mu? Yok. Türk Hava Yolları yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza indirim yaptı mı? Kolay Türkiye'ye gitsinler, gelsinler diye bir ayrıcalık tanıdı mı? Yok. Yok, yok. Bak gerçekten bu seçim vaatlerini okuyorum ben. Bir diğer önemli konu. Konsolosluk işlemleri için internet ortamı üzerinden ön başvuru imkanı getirilecek. Yurtdışındaki vatandaşlara yönelik faaliyetleri bulunan kamu kurumları için bir koordinasyon kurulu kurulacak, oluşturulacak. Kuruldu mu arkadaşlar? Yok. Online Başvuru imkanı verildi mi size herhangi bir konuda? Yok, o da yok. Gezici konsolosluk hizmeti sayısı arttırılacak. Şimdi soruyorum, evet gezici konsolosluklar var zaten. Kaç tane yaptınız, kaç tane arttırdınız çok merak ediyorum. Gezici konsoloslukları. Evet, diğer bir önemli konu. Yurt dışından götürülen mobil cihazların Türkiye'de kayıtsız kullanım süreleri Yurt dışında yerleşik vatandaşlar için 120 günden 180 güne çıkartılacak. Cep telefonları ile ilgili sorun çözüldü mü arkadaşlar? Yok. Askerlik. Yurt dışında yaşadıkları ülkelerde askerlik yapanların ikili anlaşmalar çerçevesinde askerliklerinin Türkiye'de tanınması sağlanacak. Arkadaşlar, kıymetli izleyicilerimiz, askerlikle ilgili bir adım atıldı mı? O da yok. Şimdi değerli izleyicilerimiz bakın. Seçim dönemi geliyor. Bütün siyasi partiler için konuşuyorum. Vatandaşa diyorlar ki biz şunu yapacağız bunu yapacağız. Bak iki yıl geçmiş. Anlatmış olduğum seçim vaatlerinden bir tanesi bile yapılmadı. Bak bir tanesi bile yapılmadı. Ne yapıyorlar biliyor musunuz bu siyasetçiler? Pek çoğu. Seçim dönemi geldiğinde bunlardan bir iki tanesini yapıyorlar. Müjde diye veriyorlar. Bak dört yıl sonra, beş yıl sonra düşün yani. Ya bu kadar basit konular. Bak çok basit. yurtdışında yaşayan vatandaşın büyük talepleri yok. Neden yerine getirmiyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum. Neden bunu yapmıyorsunuz? Bunlardan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberi var mıdır? Ya da Erdoğan eğer haberi yoksa bu partisinin bu konuyla ilgilenen başta Genel Başkan Yardımcısı Sayın Zafer Sırakaya olmak üzere İstanbul Milletvekili Almanya kökenlidir, Tokatlıdır kendisi. Almanya'da yetişmiş biri. Acaba Sayın Zafer Sırakaya'ya Sayın Cumhurbaşkanı ne der merak ediyorum bak. Gerçekten. Vatandaşın talepleri çok basit, çok kolay. Yani şimdi yerine getirmiyorsunuz da ne zaman getireceksiniz? Merak ediyorum bunun zamanı ne zaman? Bu problemlerin çözülmesi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için bir nebze olsun onların rahatlamasına neden olacak. Verilen sözlerin tutulmasını istiyor vatandaş. Bak başka bir şey istemiyor. Siz sadece sözünüzü tutun. Başka hiçbir talebi yok. Bakalım. Allah büyük daha kim bilir ne zaman? Kim öyle kim kalı hayırlısı? Peki değerli izleyicilerimiz. Sizler bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne fikirlerinizi yazınız gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum hoşçakalın